yaparken canlarını feda eden kılacağımız veya bir cenaze namazı için uyum hazır olan İmam Efendi'ye. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Her kişiler niyetiyle. Allahu Ekber. Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم iki cihan sekide Efendimiz Muhammed Mustafa'ya selat ve selam arz ederiz. Rabbi kalplerimizi din-i İslam-ı mübin üzere sabit ki kapılar açansın. Hayır kapıları fetih. Allah'ım bizlere hayır kapılarını aç. 27 Şubat akşamı İdlib'de ordumuza Suriye rejimi tarafından hain bir saldırı düzenlendi. Saldırıda 33 askerimiz, daha sonrakilerle birlikte 40'a yakın askerimiz şehit düştü. Bu insanlar, bu askerlerimiz vatanı koruma için sınırların ötesinde tedbir alan insanlarımızdı. Zaten o bölgeden de Türkiye sınırına şu anda 2 milyona yakın insan gelmiş bulunuyor. Bu insanların, yani oradaki mazlumların, mağdurların yerinden edilmelerine engel olmak için, aynı zamanda sınırlarımızı korumak için askerlerimiz Suriye toprakları içinde Soçi ve Astana'da yapılan mutabakat gereği güvenli bölgede bulunuyorlar. Uluslararası hukuka göre yaptıkları iş meşrudur. Yine devletler arası savaş hukukuna göre bulundukları yer meşrudur. Ama ne yazık ki Soçi'de, Astana'da verilen sözler yerine getirilmemiştir. Rusya ve İran devletleri tarafından Suriye'nin halkını katleden Baas rejimine destek verilmiş ve havadan yapılan saldırılarla askerlerimiz şehit olmuşlardır. Emniyetimizin de bulunduğu geniş katılımlı bir gıyabi cenaze namazı programı yaptık. Arkasından da bugüne kadar gelen tüm şehitlerimiz için dualar ettik.